Herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde mobil responsive sorunlarını gidermeye çalışıyorduk. Yarım kalmıştı. Şimdi ise kaldığımız yerden devam edelim. Mobildeki tablet ekranındaki daha doğrusu buradaki düzenlemeleri tamamladık. Telefon yan çevirdiğimiz zaman şu boyuttaki yaşananın şuradaki boyut sorunları ve diğerlerini sırayla şuradaki paddingleri bile azaltabiliriz. Sırayla hepsini işleyeceğiz. Telefonumuzu yan çevirdiğimizde ki boyut bu şekildedir genelde. Burada beni rahatsız eden telefonumda da baktığımda veya tablet ekranı küçük tabletlerde de olabilir. Baktığımda rahatsız eden sizi de rahatsız edecektir. Şuradaki yazıların logomun alt alta geliyor olması ve şuradaki görüntümün aslında tam olarak orantılı değil. Şurada taşmalar oluşuyor. Burayı çözebiliriz. Öncelikle bunun sorununun aslında Bootstrap'ın şuradaki ayarlamadığımız grid yapısından kaynaklanıyor. Şuradaki 4 ve 8 gridimizin ayarlarını değiştirebiliriz. Bunu şöyle yap. Mesela şuradan da ben direkt yapabilirim. Mesela buradaki 4 değil 5 olabilir. Ayrıca buradaki de tabii 12'ye tamamlamamız için burasının bir tane azaltmamız lazım. Şu şekilde aslında ideal bir görüntü sağlamış oluyoruz. Bunu büyüttüğümüz zaman da bir sorun yaşamıyoruz gördüğünüz gibi. Burayı hallettiğimize göre bunu tabii HTML'de düzenlemesini yapalım. Testimizdi bizim. Nerede? Şurası. Şu bahsettiğim yer. Burayı 5. Şurayı 7 yapıyoruz. Şimdiki sorunum ise gördüğünüz şu menüdeki yapı. Mobilde menünün en önemli yer kaplayan yer aslında menüdür. Menünün sorunsuz olması lazım. Mobil menünün kullanacağımız yer aslında bu tablet, küçük tablet görünümü. Normal şu boyuttayken de mobil menüyü kullanabiliriz. Ama daha çok 1000 pikselin altında, daha sonra 992'nin altındaki piksellerde daha güzel durur. Mobil menü kullanmamız için ben daha çok şurada da açtım. HC of Canvas Navigation diye bir menümüz var, modülümüz var. Ben bunu kullanıyorum. Çok performans aldığım için ve güzel göründüğü için en çok bunu kullanıyorum. Tavsiye edebileceğim eklentilerden, JavaScript kütüphanelerinden birisi bu. Bunu şöyle çalışır. Zaten bu demo sayfası. İşte soldan mı, sağdan mı, yukarıdan mı, nasıl açılacağını seçebilirsiniz burada görmek için. Daha sonrasında kaç tane level oluşacağını nasıl görürüm? Şöyle gösterebilirim mesela. Şu şekilde iç içe tıkladıkça içeride şekilde devam eder bu. Şunda ise altına altına şu şekilde alt alta açar ve animasyonu şu şekilde yaptığımız zaman da hepsi açık bir şekilde unfolder olarak gelir. Biz daha çok tabii şu iç içe açılmasını daha çok sevdiğimiz için görüntü ve alışkanlık olarak bunu kullanacağız tabii ki. Şuradaki search kategori tarzında şeyleri renklendirmesini, şurada Türkçeleştirme close özelliği veya burada back yazısı yazabilir. All kategorisi. Bunların hepsini biz değiştirebiliriz. Türkçeleştirmesini yapacağız. İsterseniz GitHub'a hemen gidelim. Ve GitHub ve bir saat önce güncelleme almış. Çok değişik bir şans. Şu an ilk defa böyle bir şey denk geldim. 5.04'de bir saat önce güncelleme gelmiş buna. Hemen indirmesini yapalım. Bunu sitemizdeki şu dosyalar ve modüller, pardon, nereye geldi? Pardon, şuradaymış. Buraya alıyorum. Kapattım. Şimdi bunun kurulumu için şu
Şurada en güzeli şöyle yapmak. Şuradaymış, gözümden kaçtı. Şu JavaScript yolunu kendi sitemizde footer'a ekleyelim. Şu sweeper'ın bağlantısı. Biz de şunun altına devam edelim. Dosyalar, modüller. Tam olarak yolumuz şunun içerisinde, şurası dist herhalde aynısı. Evet. Ve aynı şekilde bunun CSS'i de var. Aynı yolda bir de stylini tanımlamasını yapalım. Evet, doğrudur. Buradaki ayarlara dokunmamıza hatta ihtiyacımız da yok aslında. Bunları şu doğrusu veya işte gereksiz dosyaları da silebiliriz. Şimdilik durabilir ama. Tam bunun altına benim kullanmam gereken şurada JavaScript, pardon, jQuery ile çalışıyor bu. jQuery'den verdiği kodu alıyorum. Buraya script olarak ekledim. Şu benim navigation'ımın ID kodu olacak. Şu da benim navigasyonum. Şimdi bu şöyle çalışacak. Ben bunu genelde şöyle kullanırım. Yukarıdaki ana menüde karışmaması için aynı ana menüyü kullanacağız ama ben footer'da mesela bu hangi divmiş? Container divi. Container'ımın dışarısına ekliyorum. Şunu eklememe gerek yok. Şunu da aldım. Şimdi buraya ben yukarıda eklediğim ana menüyü kopyalayacağım. Şimdi bunu Facebook şeyde ne söyleyin WordPress'e aktarım yaparken aynı kodu burada çağırmasını yapacağız. O yüzden aynı menü buraya listelenecek. Ve bu şekilde sağlıklı bir alt menümüz oluşmuş olacak. Şunları siliyorum. Şu an benim ana main menü. Hatta şöyle yazabiliriz. Main mobil menü diyebilirim. Bunu da şuradaki kodla değiştirdim. Şimdi şuradaki ifadelerde table label'larım olacak benim. İşte geri butonuna. Bu da Türkçeleşmeleri birazdan yapacağız. Şimdi kaydettim ne olduğunu görmek için ama bir şeyi gözden kaçırdık. Şimdi tıklanıldığı zaman hangi butona tıklanılacak ve neye tıklanıldığı zaman açılacak onu belirtmemiz gerekiyor. Yani demek istediğim mesela şu demoda ben şuna tıkladım. Mesela bunun şu kodları aynısını ben de kullanabilirim. Şuradaki class'lar burada önemli. Çünkü şu toggle class'ı şu benim jQuery açım diyor ki custom toggle yani şu toggle isimli bir class'a tıkladığım zaman bu menü çalışacak. Ben bu toggle ismindeki bir class veya a fark etmez. Ahref olabilir, div olabilir, buton olabilir. Hiç fark etmez. Bir mobil menü butonu oluşturmamı istiyor şuradan. Ben bunun adını mesela değiştirebilirim. Diyebilirim ki mobil menü aç.
dedim ve bunu şu sitemizde logonun genelde sağ kısmında yer alır ama mesela şunun olduğu yere koysak arama var, doğru, burada daha güzel durur. Şu menümüzün ana menü burada, navigation burada, tam şuraya koyabilirim ve buna diyeceğiz ki hatta buna bir ikon ataması yapacağız. Şurada ne kullanmışlar? Direkt class kullanılmış. Tıkladığı zaman şekil değiştiriyor. Daha güzel. Aynısını alabilirim. Şöyle yapacağız. Kopya HTML. Buraya bunu ekledim. Süper. Şimdi bunun karşılığını ben burada stillerde header ana menü tam şuraya ekleyebilirim. Header'ın altında class mobil menü aç, span before ve after. Ve aynı şekilde buna tıklanıldığı zaman, yani şöyle tıkladığım zaman buradaki çarpı olması için bir JavaScript eklemem gerekir. Open olduğunu yazabilmem için. Ve bunlar aslında kendi içerisinde de vardır belki. İstersen şöyle bir test yapalım. Şimdi burada önce bir test edelim. Ana menünün içerisinde, hatta şöyle görelmek için aç diyelim. Nereye geliyor bakalım. İşte burada. Ve tıklıyorum. Açılmadı. Neden? Oh, bir hata var. Syntax error diyor. Ha, şurada bir virgül olması lazım. Virgül yok. Hemen bakalım. Evet, burada virgül yok. Virgül burada yoksa, evet, burada da yok. Kopyalarken daha doğrusu buradaki script'i yazanlar şuraya kendi orijinalinde de virgül koymayı unutmuşlar. Bunu kopyalarken, siz buradan alırken şuraya virgül koymayı unutmayın. Buraya virgülü atmayı koymayı unutmuşlardır. Herhalde acele ettikleri için. Biz virgülümüzü koyduk. Sintaksımız çalışması için Ctrl F5 diyelim tekrar. Evet. Şuraya geldi. Açayım. Evet. Span. Tıkladığım zaman da gördüğünüz gibi menü açıldı. Close yazıyor. Bu yukarı çıktı çünkü ben burada şu ana menüye position relative demem gerekirdi. Bu kendisine absolute olarak varsayılan da geliyor. Şimdi buradaki before, evet, varsayılan style'de şurada gördüğünüz background'ı böyle atılmasını yapmış. Biz bunun background color'ını beyaz olarak değiştirelim. Before'da böyle, after'da da böyle ve kendisinde de böyle. Tıkladığım zaman bu şekilde gayet güzel bir şekilde geliyor. Yan menü. Şuradaki AC'yi kaldırabilirim. Şimdi şöyle yapalım. Bu yaptıklarımı bir alayım. Koydum. Söylemem gereken şurada 1024 diyor. 1024'ten sonrasını, yukarısını disable etme yapıyor. Yani bundan yukarısını gösterme diyor. Bizim bu değerimiz aslında şurada, anlayabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi 1024 pikselin üzerine çıktığı anda kayboluyor ve şu an 1024'ün altına inelim. İndiğim anda şu yan tarafta göreceksiniz. Çıkıyor ve geri kayboluyor. Ben burada olsun istemiyorum bunun. Tablette görünmesini istediğim için benim buradaki 1024 değerim 992 olması lazım. Bunu da siz kendi tasarımınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ctrl F5 dedik.
992'nin altına düştüm ve geldi. Şu AC'yi silmeyi unuttuk tabi. Evet, tam da istediğim yere geldi şu an. Şimdi yapmam gereken şey şu. Şuradaki menüleri 992'den aşağısındaysa, data 991'in altındaysa sileceğiz. Onu şöyle değiştireyim tekrar. Ve benim şu kısımdayken stil yazmam lazım. Şöyle bakalım. Yani ana menünün altındaki navigation şuraya display nan diyorum. Tekrar açalım. Evet. Şuradaki arama olayımızı da en sağa yapıştıralım tekrar. Flat right desem. İşe yaramadı çünkü display flex var dışarıda. Ana menüde. Şunun position relative yapsak, evet, ve top'tan 20 demiş, top 0, gayet güzel. Buradaki şu girintileri de temizleyelim. Hatta şunlar tekrar ettiği için ve başka da bunlarla işim olmadığı için şöyle yapabilirim. Kopyaladım. Değiştik. Gayet güzel. Peki benim istediğim şey şu da olabilir. Ben burada tıkladığım zaman şu menüye buradaki içeriğimin tamamı sağa doğru padding oluşsun ya da push dediğimiz yapı green grid oluşsun. Bunun için şuradaki özelliklerde evet, push content var. Bunu kullanıyoruz. Bu push content'in kullanımında ise diyor content elemanına bir HTML string selektörle tanımlama yapmamız gerekiyor. Yani benim tüm sitemin şu container'ıyla yani sürüklenmesini istediği div'i seçmemi istiyor. Benim div'im body'nin hemen altındaki container. Onu şöyle seçeceğiz. Şuraya body'nin altındaki class container diye yazıyorum. Ctrl F5 diyelim. Ve evet, bu şekilde çalışıyor. Alt menüler tamam. Şimdi eksik olan şey ne? Şurada all kategorisi zaten şurada yazıyoruz. Mesela bunu kaldıralım. All kategorisi değişim yok. Sadece close kaldı. Close da menüyü kapat anlamına geliyor. Bunu da şuradaki close title, evet, label close, bunu da şuraya yazabilirim. Türkçe olaraktan kapat deriz. Başka Türkçeleştireceğim bir yer var mı? Şuradaki back yazısında
label bekle, geri diyelim. Başka da bir yer yok sanırım. Kaydettik. Ctrl F5 ve evet, kapat ve geri butonum da oluşmuş oldu. Şimdi yapacağım şey buradaki renklendirmeyi düzenleyeceğiz. Benim temamın renklerine uyumlu olmasını istiyorum çünkü. Bir koyu mavi var burada. Koyu mavi değil, benim istediğim mavi tonlarında veya siyah da olabilir. Birinden birini seçelim. Hatta siyah olması yan menünün daha güzel görüntü sağlar. Bu yüzden siyah olmasını yapacağız. Buradaki renklendirmeyi eklentinin aslında bir eksi tarafı bu. Buradaki modülün kütüphanenin eksi tarafı renklendirmeyi imkan vermiyor. Bunu biz manuel olarak kendimiz tanımlamamız gerekiyor. Yani şuradaki opsiyonlarda işte background color, ne bileyim renk, işte title color falan, o tarz bir opsiyonlama olsaydı daha iyi olacaktı. Ama öyle bir opsiyon yok. Bunun yüzünden biz kendimiz bunu manuel olarak elle yapmamız lazım. Şimdi öncelikle benim şöyle gelelim. Mesela şu. Gördüğünüz gibi bu benim modülümün CSS'inden gelen background color'ı. Ben bunu kopyaladım. Ve menüdeki, hatta o mobil menü, mobil menü nav, şuna, pardon yanlış yeri seçtim. Nerede o? Şunu demek istiyorum. Evet, bunun olduğu yeri açıyorum. Buraya bunun tanımlamasını yapabilirim. Şimdi öncelikle background'ım. Şöyle açtım. Bunları alt alta yazdım. Benim rengim şu olacak. Hatta pardon, şu koyu gri olacak dedim. Şimdi seçtiğimde bunun arka plan rengi değişmedi. Sebebi ise şu. Şimdi hatta şöyle element seçtim. Ve buradaki content wrapper'ı seçtim. Gördüğünüz gibi modülün CSS'i, background'ı burada. Benim eklediğim ise altta kaldı. Bunun sebebi HTML'deki alt üst algoritma yapısı. Yani buradaki en altta gelen CSS, en son yüklenen CSS üsttekini döver. O yüzden ya da ben şöyle yapabilirim. Buraya ekstra fazla select, ön tarafına daha detaylı selektör yazarsam bu da onu dönmüş olur. Ya da imported atarım ve imported'la da uğraşmak istemiyorum. Yapacağım şey şu. Mesela burada ne demiş? Direkt HC Canvas Navigation, yani şu divin altındaki diye söylemiş. Benim yapacağım şey de mesela body'nin altında diyebilirim. Body'ye hedef gösterebilirim. Deneyelim. Diyelim ki body'nin altındaki dediğim anda gördüğünüz gibi benim seçtiğimi öne çekti. Şuradaki mavi renk, şunu aldım. Benim az önce eklediğim yer şurası. Bunu da şuraya ekledim. Bunu da aynı şekilde body koydum. Peki buradaki renklerim benim. Bunun background'ı siyah mı olmalı, mavi mi olmalı? Güzel durması açısından aslında mavi olması daha iyi olur ama o mavi değil. Şu mavi. Koyu mavi de olabilir. Hatta şu olsun. Borderlarımız bu renk olsun. Açtım. Evet. Hover'da da aynı şekilde. Hover'ı seçtim. Hover'da da neredeyiz? Şuradayız.
Custom content hover. Şunu aldım. Ya da şu da olabilir. Burada body hatamızı yaptık. Ve border onu tanımadı. Divi tam olarak şunu da alalım. Şöyle. Evet. Şimdi tanıdı. Şunların altlarındaki border color'ları da seçelim. Onlar da Li'den mi geliyor, A'dan mı geliyor bakayım. Border button şuradan geliyor. Bunu aldım. Benim stilimdeki şuraya tanımlayabilirim bunu. Border button color. Evet, bunun da gri'den bir ton koyusu seçtik. Buraya kadar gayet güzel. Şuradaki yazımın rengi kayboldu. Onun rengini de şuradan tanımlamasını yapalım. Aşağı aldım. Color. Beyaz. Tabii body'nin içindeki diyeceğiz. Bu şekilde geliyor. Gayet güzel. Şuradaki tıkladığım zaman etrafında oluşan outline çizgisini ben istemiyorum. Onun için bu buton şöyle yapalım. Şuradan da çoğaltabilirim. Li'nin altındaki A ya neydi? Focus. Outline. Bakalım oldu mu? Evet. Gördüğünüz gibi dışındaki çizgi kayboldu. Şu an için bir sorun görünmüyor. Navigasyon olayını şunu biraz daha yana doğru yanaştırayım. Nerede o? Şurada. Biraz paddingle de yapabilirim bunu. Padding 0 0 en sağda da 10 piksel ve kabul etmedi çünkü width'im sabit. Width auto desem olmaz. Width 40 piksel. Bu sefer de yana attı. O zaman merge left desek daha mantıklı. Tamam. Bit'i kaldırdım. Tamamdır. Şimdi stillerimi kopyalıyorum. Şunları düzelteyim. Ctrl A Ctrl F5. Bu
menüyle işimiz bitti. Şimdi ise alt taraftaki sorunlara devam edelim. Şimdi buradaki sorun gördüğünüz gibi bunların hepsinin iç içe giriyor olması. Bu iç içe girmeyi ben istemiyorum. İstiyorum ki şu manşetin burayı full kaplasın. Şu ikisi alt tarafta yan yana dursun. Bunu yapabilmem için direkt şuradan da testini bunu yapabiliriz. Mesela şu 6'ya 3 3 demişiz ya, bu 6 değil 12 olsun. Şu da 3 değil 6'ya 6 olsun. Bu şekilde bir görüntü. Şunu gözünüz aldanmasın. Birazdan refresh yapınca düzelir o. Bu şekilde yaptığım zaman nasıl bir görüntü çıkıyor? Ya da şöyle mi yapsak? Şu yan tarafta kalabilir galeri olarak. Şu full olabilir. Öyle deneyelim. Mesela şu 8 olsun. Galerim 4 olsun. Ve profilim de 12 olsun. Bu şekilde de bir görüntü oluşturabilirim. Hatta böyle daha mantıklı gibi geldi. Yani böyle olabilir. Şöyle büyüttüğüm zaman bu şekilde olur. Tamam. 8, 4 ve en altta 12. Yani bir sorun, yani göz aşinalığında sorun yaşarsak tekrar bir de oraya bakarız. Gelelim şu bahsettiğim yere. Bu ve şuydu o. Burası 8, 4 ve 12. Ctrl F5 dedim. Şimdi bu şekilde bir görüntü çıktı ortaya. Bu mu olsun aslında? Yani mobildeyken zaten bunlar alt alta inecek. O yüzden ben aslında bunu böyle yapsam daha iyi şu anlık. Sıkıntı ne? Şuradaki girintilerin oran orantısında sorun var. Ve şöyle bir sıkıntı varmış gibi duruyor. Şimdi ben şuradaki mouse'u getirdiğim zaman arkasındaki border buna tatlı bir görüntü ve tamamlayıcılık sağlıyordu. Ama ben bu artık tablette olduğu için, tablette de mouse yok. Aynı şekilde telefondan da baktığımda mouse diye bir şey olmadığı için şu arkadaki border'ları göremeyeceğim haliyle. O yüzden bu border'ların hepsinin açık halde kalmasını istesem daha iyi olacak. Yani şunu demek istiyorum. Nerede bizim manşet dış? Manşet çerçeve, manşet. Evet, manşetin border color'ı şu. Yani ben diyorum ki gelelim aşağıya. 992. Buraya bunu aldım. Kapattık. Artık bu hover'da değil de sürekli burada dursun. Aynı şekilde bunun galeride de yapacağız. Galeride de şunu aldım. Yine aynı yere inelim. Hover'da değil de kendisinde aktif olarak açık kalsın. Profilde de yapalım bunu. The border color demişim. Tamam.
Aslında bunların her birini birbirinden ayırsam daha iyi olacak. Çünkü özel CSS tanımlaması yapacağız bunlar için. Şimdi gördüğünüz gibi bu sağ tarafa çok yapışıyor. Bunları şöyle kapattım. PR0 demişim, yani padding right 0 demişim. Sağ tarafta 0 olsun. Bunda da aynı şekilde 0 demişim. Ben buna diyebilirim ki padding right'ı tabletteyken veya mobildeyken artık right 0 olaylarını kullanma. Onu da şöyle yapayım. Bunu seçtim. Şuraya geldim. Buraya artık padding right. Mesela orijinali ne demişler? 15 piksel demişler. Biz de 15 piksel diyelim. Gördüğünüz gibi hizalandı. Tek eksiğim şurada bir merging button gerekiyor. Onu da şöyle manşet için diyelim. Merging button 20 piksel. Aynı şekilde yan tarafında bulunduğu için şu galeriye de merging button 20 diyorum. Burada bir sorun yok. Peki buradaki sorunu çözdük. Sadece şuradaki görüntü benim hoşuma gitmedi. Çünkü çok fazla genişliyor. Görüntüde bozukluk oluşuyor. Ve yüksekliği biraz aşırı geldi bana. Onun yüksekliğini nerede sabitlemiştik biz? Şurada. Inner diyerek sabitlemiştik. Bunun inner'ını azaltabilirim. Bunu da şurada yapalım. Bunun inner'ını şöyle aldık. Evet. Height 300 piksel desem fazla mı azalttık? Şöyle 330. Şuradaki alt alta yaptığımlarda da her birinin yüksekliği sabit olduğu için yine sosyal medyalar altta kaldı. Onu nasıl yapalım? Şöyle bunu azalttık ama her biri için height auto desek daha doğru olacak. Mesela şuna yaptık ama profil kapak. Mesela profil kapağın yüksekliğini ben azaltayım. Nerede o? Şuraya. Profil inner. Height 90 desek çok mu azaltmış olduk? 120 diyelim. Aynı şekilde şuradaki hakkımdanın yüksekliği, bunu da auto diyelim. Evet, auto. Buradaki profilimizin inner'ın adını, height'ini de auto diyelim ki esnek olsun. Şu an olduğu gibi. Evet. Buradaki stilleri tekrar aldım. Yedeklemesini yaptım. Ctrl F5 dedim. Manşetim tamam. Galerim tamam. Profilim tamam. Tablet görünümündeki responsif şuraya geçtik şimdi. Arkadaşlar buradaki sorunu nasıl çözebiliriz? Şimdi en göze hoş nasıl gelebilir? Onu düşünmemiz lazım burada. Şu alta kayması aslında olabilir.
çok gözde sırıtmıyor. Sadece şurasının boş oluşu ve şu yapışması göze biraz estetik dışı geliyor. Unix kullanıcı aşinalığından biraz uzak kaldı. Peki buradaki Absolute'u ben kaldırsam buraya alt olarak geldi. Daha güzel bir görüntü oluşmuş oldu aslında. Ve ben buna Center desem olabilir. Şöyle yapalım. Archive mobildeyken nerede? Şuradayız. Position relative ve text align center dedim. Pekala, padding right 15 demiş. Right'tan 15'e gerek yok. Şey padding diyorum. Sadece right auto diyelim. Arşivleri buraya aldık. Peki şuradakilere dokunmam gerekir mi? Onları da center yapalım. Evet. Bunları da center yapalım. Tam olsun. Şuraya aldım. Text center. Evet, biraz daha güzel oldu. Arşivlerin tamamını da buraya almış oldum. Şimdi gelirsek şuraya. Mesela buradaki görüntü nasıl olmalı sizce? Göze hoş gelmeyen yer neresidir burada? Bunların boyutlarını küçültsem aynı düzende kalsa olur mu? Mesela şunun dikine olması beni rahatsız ediyor. Şuradaki yazıların bir kelime bile olmuş olup da alta düşmesi rahatsız etti. Mesela şu sağ kısmı iptal edip bunu yana doğru uzatsak daha güzel görüntü sağlayabiliriz. Bu da alta düşer. Yani şunlardan sonra alt alta gelir. O şekilde bir çözüm yapabiliriz burası için. Bunu hatta şunu bunu yaptıktan sonra yapalım onu. Ya da alalım. Kontrol A dedik. Buraya koydum. Şimdi dediğim şey şu. Tekrar divlerimize gelelim. Gördüğünüz gibi bunların 3 tane yan yana bir div söz konusu. İstediğim şey şu. Şu en sağdaki div 3 olsun. Çünkü çok sıkıştı. Benim ana olan yerim 9 olacak. Peki en sağdaki kısım 6 düştü. Bu da 12 olacak. Şöyle alt tarafa devam ediyor oldu. Gördüğünüz gibi bütün bileşenler alt alta burada geldi. Peki buradaki sıkıntı şurası yapışması. Aynı şekilde buradaki bunun da sağ tarafı yapışıyor. Biz bunu özel tanımlama yapmış olmamız lazım. Ki böyle duruyor. Ya da aslında özel tanımlama yapmamışız. Sorun sadece şuradaki article'ları sağdan biraz padding bırakarak, bir 15 piksellik padding bırakarak burası için sorununu çözebiliriz. Şöyle bunu tamamını alayım. Geldik mobile. Pardon. Şurası üst 20, sağdan 20 piksel, alttan 20 piksel ama en soldan bir düzenleme yapmayacağız. Şöyle bir daha bakalım. Tamamdır. En alta geldi. Şu alt tarafı geldiğimiz zaman şuradaki bileşenlerimde de mesela sağ sidebar'ın padding olayını düzenleyelim. Burada da şuraya koydum bunu.
En sağ kısmı 0 demişiz. O yüzden bunu şöyle yaparsam, hatta hepsi 20 olacak şekilde ayarladığımda sorun çözülüyor. Tamam. Peki buradaki şu gözlerim benim, daha doğrusu kategori isimlerim tam yuvarlak olmasını istiyordum. Tam yuvarlak değil. Onun için şu kategori resmim, benim buradaki resim boyutum 114'e 95. Yani 114'e 114 olacak şekilde bir yükseklik belirtmem lazım. Şurada height'ım 111, 130, 230. Yani şöyle yapalım. Şunu aldım. Şuraya koydum. Ve buradaki yüksekliğimi ...130 olarak değiştirdim. Çünkü kare olmasını istiyorum. Gayet güzel. Şimdi ise mesela şuradaki resmimin tam kare değil, dikdörtgen gibi duruyor. Orijinalinde neydi bu? Şöyle hatırlayalım. Benim masaüstü görünümünde şu şekilde yatay dikdörtgendi. Ama şu an tablet görüntüsünde şöyle dikey dikdörtgen oldu. Bu dikey dikdörtgen benim gözümü biraz sıkıntı ediyormuş gibi oluyor. Burada nasıl bir yol izleyebilir sizce? Yani bunu uzatırsam %50 %50 yazı biraz daralmış olacak. Şunu da boyutunu küçültebilirim. Hatta şöyle bakayım. Şimdi şu Display Flex, şu blok resmi min width vermişiz. Width 92 yüzde, 42 yüzde demişiz. Bu da 58 yüzde. Yani şuradaki resmimin %100 cover. Şuradaki yüksekliği aslında azaltırsam benim için biraz daha tatlı bir görüntü ortaya çıkabilir. Deneyelim. Mesela kaç yapalım? Daha sonra şöyle alayım. Yine şuraya aldık. Evet, buradaki height değerim şu an 250'ymiş. Mesela bunu 200 piksel desem olmadı. Biraz daha, biraz daha, biraz daha diye diye ve ideali aslında bunun 150 piksel. Evet, ideali 150 pikselmiş. Bu şekilde kalabilir. Bu mu? Bu mu? Böyle mi? Böyle mi? Tam dolu dolu duruyor. Bu resmin tamamı gösteriyor. Yani şuradaki yazının da boyutlarını aslında azaltsam, özeti daha iyi olacak. Mesela özete bir stil tanımlamamışız. Ana başlık, şurada özet var mı bakalım. Evet, buraya özeti tanımlamamışız. Şuraya p nokta özet. Dedik. Buna margin 0 0 10 piksel 0. Ayrıca mobildeyken şunu düzelteyim şöyle. Klasını aldım. Tabletteyken
Şöyle diyeceğiz. Biraz şunun boyutunu kısaltmak amacımız ya. Hatta line height ile yapsak daha iyi olur. Evet, direkt height diyelim. Height diyelim. Şu anki 120 mesela, bunu direkt yarı yarıya indirsem şu şekilde olur. Overflow hidden diyebilirim. Biraz daha bu şu iki satır olsa 3 satır. Devamını oku şöyle olsa yani böyle daha güzel duruyor tabi. Ama bu sefer de tek satır özet olmaz. Böyle bir sorun yaşarız. Fazla uzattım biliyorum. Ama en iyi nasıl görüntü sağlarım onu düşünmeye çalışıyorum. Aslında devamını oku butonunu tamamen kaldırsak mobil için daha iyi olacak gibi. Mesela şöyle desem 58 60. Şurada 992'deyken display none desem, evet şimdi daha iyi oldu. Evet, gözü tırmalıyordu çünkü orada. Daha iyi bir görüntü sağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar şurada şuraya kadar gayet normal geliyoruz. Ama şuradaki bileşenlerin full width oluşu beni rahatsız etti. Gözümü yine zorladı. Bunun düzenlemesini de nasıl yapalım? Zaman da hızlı ilerledi. 50 dakika kadar olmuş herhalde. Şurayı 12 yaptık. Sağ sidebar dedik. Peki bunları ben bileşen ayırmışım klaslarını. Yan yana yazabilir miyim? Boyutları olmuyor. Boyutları kurtarmıyor. %50 %50 desem aynı yükseklik olması lazım. Yoksa patlama oluşur. Aslında aklıma başka bir şey geldi. Bu daha güzel bir fikir. Öncelikle şuradaki siteleri bir kopyalayayım. Evet. Kopyaladım, yapıştırdım. Yapacağım şey şu. Bunu yukarı alacağım. Şu ikisi yan yana duracak. En mantıklısı şu an için o geldi abi. Şu 2 değil 12 olacak. Şu da 9'a şu alta gelelim. 9'a 3. Aynen. Şunları da yan yana şöyle üçerli sıralarla dizdiğimiz zaman gayet güzel bir görüntü çıkar ortaya. Şu articles'ı artık ben yukarıdan 20 dedim. Sağdan 0. Soldan bu sefer 20 piksel diyorum. Tamam. Bu sefer de sağ sidebar için de aynı şekilde şunu aldım. Aynı duracak zaten. Evet aynı. Hatta şuna gerek yokmuş. O sağ sidebar'ı buradan silebiliriz. Şuradaki
bileşenler için yanlarında padding var. O paddingi azaltmam daha iyi olur. Diyelim ki sağ sidebar'ın içindeki bileşenler. Gelelim şu aşağıya. Sağ sidebar'ın içindeki bileşen. Bunun paddingi mesela 10 olsun. Oldu. Peki title burada gördüğünüz gibi içeri kaçtı. 3 nokta koydu title için. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Font size'ını biraz azaltarak belki birkaç harf daha görmesini sağlayabilirim. Şuraya geleyim. Font size 12 piksel olsa şöyle yapalım. Height'ım değişti. Height'ım değişmesin. Diyelim ki height 30 piksel. Biraz da artsın şöyle. 32. Padding'i de aynı şekilde ayarlayalım. Padding 10 üstten 10 alttan şöyle biraz şöyle çektik mi 35 36 38 olsun. Tamamdır. Şuradaki merge'im battı mı da 10 piksel olarak değiştirelim. Tamamdır arkadaşlar. Buralar bence daha iyi oldu. Şimdi şurayı düzeltelim. Şimdi burada ULL'i olarak geliyor. Benim istediğim şey ise bunların 3-3 yan yana gelmesi. Yani şöyle diyeceğim. Buradaki ULL, standart ULL sol sidebar'ın hatta şu sol sidebar'a şey tanımlaması yapabilirim. Aşağı gel. Padding 20 piksel. Sol sidebar'ın içerisindeki ULL'i display inline block. Ama width'im 33 hatta 32 diyelim. 32 yüzde. Tamam. Hatta 33 desem patlama yaşayacağız. 6 tane yapsak daha iyi olur tabii. Hatta şuna text align center desem daha bir görüntü güzel göründü. Bence gayet güzel oldu. Sadece şuradaki boşlukları biraz fazla kaçtı galiba. Onu da nasıl çözerim bilmiyorum şu an için. Bir sonraki aşamada belki ona bakarız. Şimdi şuradaki gördüğünüz gibi 3 tane yan yana geliyor ama çok da sırıtmıyor. Sadece şunun belki Instagram'ın Lee'sini inline 32 demişiz. Burada 30. Yani şunun width'ini arttırabilirim. Width 50 yüzde hatta 49 desek daha 48. Evet. Ve ayrıca
Şuradaki bileşenin paddingine 30 vermişiz. Buradaki bileşenin paddingine paddingi 20'de değiştirelim. Evet, tablet için bu görüntü yeterli. Bunu kaydedelim. Bugünkü dersimizi arkadaşlar şimdi bitiriyorum. Tablet görüntüsünü işledik. Doğru. Pardon. Neresi burası? Şurası. HTML'i düzeltmeyi unuttuk. Burası 12 olacak. Burası 9 olacak. Ctrl F5 ve geldi. Tablet görüntüsünü işledik. Mobil menü nasıl eklenir onu gösterdim. Gridler hakkında biraz bahsettik. Düzenlemeleri yaptık. Bir sonraki dersimiz için de bir sonraki boyutumuz olan artık mobil ekranına geçeceğiz. Şu an mobile hatta bakalım. Mesela 480, 430 fark etmez. Şu boyutları varsayalım. Buradaki sorunlar arkadaşlar, şuradaki yazı uzun olursa bunlar çakışma yaşayacak. Veya menü bir tane fazla olsa aşağı kayacak, görüntü bozulur. Burada bir sorun görünmüyor. Şunların belki yükseklikleriyle bir oyun yaparız. Şurası yapışıyor. Onun dışında aslında mobilde de bir şey yok. O yüzden aslında bunu birleştirsem daha iyi olur. Şu an olarak tam 1 saati geçtik. 10 dakikalık yapabilirim bunu. Dersi bitirmeyelim. Devam edelim. Çünkü bir sonraki ders için uğraşılmaz. Kısa sürecek. Bunu birleştirmiş olalım. Şimdi üst bar, slogan, sol ve sağ. Bunları ne yapmışız? Şimdi üst bara flex demişiz. Ben ne yaparsam yapayım bunlar aşağı kayacaktır o zaman. Şimdi ben mobilde istiyorum ki üst bar flex olmasın. Gelelim aşağı. Şimdi benim mobil tanımlamam şu. Yukarısı tablette, benim artık mobildeyim. 576'nın içindeyiz. Buradaki display blok olsun. Block. Sonra text align center olsun. Ki daha görüntü güzel görünür bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu logomuz yana doğru büyüdü. Çünkü XS kullandık burada. XS'de 12 görünüyor. Bir önceki tablette şu görünüyordu. Burada bir sorun yaşamadık. Mobil menüde bir sorun yok. Manşette yani şu dikdörtgen görüntü, şimdi bunu daha yukarı yapar, orijinal dikdörtgene döndürürsek ne olur diye düşünüyorum. Yani buradaki görüntü istediğim boyutlara ulaşır. Ama şu yazı benim resmimi kapatır. Hatta deneyelim mi? Şöyle yapalım. Kategori neyim? Şu. Başlıklar. Manşet. Evet. Height. %100 demişiz. Nerede dedik biz onu? Şurada mı dedik? Evet. 290. 392. Mesela şunu kopyalayayım. Ve bu şöyle olmuş olsaydı, orijinal mesela boyutu yatay dikdörtgen. Ama bu şekilde resmi kapatacak. Peki çözüm ne? Diğer blog tarzı siteleri, haber siteleri tarzı sistemler bunu nasıl yapar? Yani buradaki resimleri, thumbnail'leri belki iptal edebiliriz. Yazı aşağı kayar bu şekilde.
Ve başlık her türlü görünür. Olabilir, deneyelim. Mesela burası sabit dursun. Evet. Şimdi şuradaki galeri tab. Aldım bunu. Mobile yazdım. Ve diyelim ki buna manşet alanı manşetler, şunu da eklesem tam selektör olacak. Oh. Bir dakika. Hani bir bitişik olarak yazacak. Ben araya boşluk bıraktım. Şu bitişecek. Evet, üstte aldık bunu. Bunun height'ını kaç dedik? 260'a getirsem 260'a getirdik. Ama manşetler manşet alanı. Şunun tamamı için bunu yapmamız lazım. Yaptım. Tekrar yaptım. O zaman şunla şunu silelim. Evet. Şimdiki yapacağım şey ise buradaki başlıklar, özet. Nerede benim thumbnail'lerim? Burada. Bu thumbnail'ler şöyle kapatayım. Absolut olarak geliyor ve aşağı yapışıyor. Peki ben bunu ayırsam daha iyi olacak galiba. Şöyle yapalım. Şuraya geldim. Tamam. Artık buradayız. Position relative desem. Manşetimin yüksekliği de out olsa. Olamaz. Şöyle yapalım o zaman. 290 piksel desem. Bu relatif. Burası 290. Burada mı 290? 270. Tamam. Şöyle devam edelim. Buranın background'ı, şuranın arka planı böyle. Şuradaki nerede yazı? Burada. Başlık. Tamam. Şimdi bunu da şuradan düzelteceğiz. Başlıklar. Aldım. Koydum. Pıp pıp pıp. Aşağı. Oh. 20 piksel. 15 piksel. Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Şu arkadaki siyahlık hatta şöyle yaptığımda daha mı güzel bir görüntü. Tamam, şu thumbnail'lerin boyutlarını da küçültebiliriz aslında. Nerede verdik biz o boyutları ona? Height verdik. Max min. Burada mı dedik? Hayır. Şuna mı? Evet. Şunu aldım. Yine istediğim yere geldim.
piksel desem. Şöyle daha iyi. 40 piksel ideal. Merge'ını da 10 desem ne değişecek? Biraz daha topla da. On daha iyi. Yani ne olmuş oldu? 70. 70 bu. 220 de bu. Benim toplam boyutum. Şöyle de yapalım. 290. Evet. Burayı düzelttik. Burada sorun yok. Buralarda sorun yok. Şuradaki sorunu düzeltecektik. Li'lerde yan yana dizdik bunları. Alt alta gelsin diye de uğraştık. Belki aralarına bu sefer şöyle yapabilirim. Pardon, geri al. Kontrol aldım. Buraya diyelim ki bitim 50 yüzde 49. Yani daha toplu oldu, daha derli toplu görünüyor. 6 olsa tabi daha şık durur. Şuraya da articles'ın şunu aldım. Şunu aldık. Bu sefer de mobilde hepsi 20 olacak. Şu okunmalarda bir kayma oluştu. Onu düzeltelim. Bu da display flex demişiz. Alt alta gelebilir bunlar. Flexlikten çıkartalım. Diyelim ki artık bunlar display block tamamdır. Evet, bu da tamam. Burada bir sorun yok. Şurada bir kayma oluştu. Page number ve yana aldık. Şimdi bunları aslında şöyle bir şey diyebilirim ben. Buraya bir ok koyup mobilde sadece bu oku gösterip yazıyı gizleme yoluna gidebiliriz. Öyle bir şey yapabilirim. Onun dışında hepsi bu şekilde geldi. Ve text aligning center demiş miydim? Links. Onu da şuraya aynı şekilde burada sağ sidebar'ın hepsinde 20 piksel yapacağız. Şöyle de yapabilirim. Burada bir düzenleme yapmayacağız. Belki şurada yapabilirim. Evet. Şu galeri item galeri %100 %42 galeri com 2 evet 120'ye kadar %100. Evet, şunu alayım. Mobilde bu çalışsın. Ve hatırlıyorsanız şuradan sonrası display'inden demiştik. Aynı şekilde yine buna şöyle yapalım. 4'ten sonrası display blok. Blok mu? Inline blok.
Evet. Burayı da hallettiğimize göre burası da tamam, burası da tamam. Şurada bir altlı üstü duruş var. Onu da copyright center diyelim. Copyright text center. Ama bu gelmedi. Designer right demişiz buna. Buna da şöyle yapayım. Text center merge'in top 10 piksel. Evet arkadaşlar, mobil olayını da aslında bitirdik. Tablet hallettik, mobil hallettik. Başka da bir eksiği görünmüyor. Şu an için HTML yapısında, ana sayfa için. Bir sonraki dersimizde şunları kopyalayalım tabii öncelikle. Bir sonraki dersimizde iç sayfaların tasarımını yapılmış olarak göreceğiz. Bunların işlenmesini yapmayacağım. Bir sonraki dersler çünkü çok uzadı. Fazla uzun sürüyor anlatması. Şu an 1 saat 17. dakikaya geliyoruz. Bir sonraki dersimizde WordPress giydirimine başlayacağız. Bundan sonraki derslerimiz WordPress aktarımı ile ilgili olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şöyle söyleyeyim bir de ayrıca bizim grubumuz var biliyorsunuz. Daha önceden de söyledim. Facebook'ta WordPress Türkiye grubumuz var. Bu gruptan bazı dersleri canlı işleyeceğiz. Canlı işleyeceğimiz için bu sayfayı, bu grubu da katılıp buradan da canlı yayınları takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarda çekilişler olacak. Bu çekilişlerde şu anki yaptığımız bu temamızı indirimli olarak veya ücretsiz olarak kupon veya ücretsiz olarak dağıtımlarını yapacağız. Yaklaşık 5 kişi olarak söylemiştim. 5 kişiye lisans ücretsiz verilecek. Muhtemelen şöyle yaparız. Her canlı yayında bir tane ücretsiz lisans tema için. Ayrıca 2-3 kişiye de indirim kuponu, işte %50 olabilir. Bir indirim kuponu tanımlaması yaparız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Canlı yayınlarda veya bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.